Ben daha önce hastane yöneticiliği yapıyordum. Ama hep böyle küçük bir kafem olsun istiyordum ve bunun için uğraşıyordum. Hastane yöneticiliğini bıraktıktan sonra eşimle birlikte ortak bir kafe açma kararı aldık. Şu an beraber çalışıyoruz. Çok keyifli bir kafemiz var. Ortalama 600'e yakın tost yapıyoruz. Bütün malzemeleri günlük almaya çalışıyoruz. A'dan Z'ye her şeyde sağlığın içinden geldiğimiz için dikkatlice tercih ediyoruz. Peki tostçuluk fikri nereden geldi aklınıza? Aslında evde sürekli kendimize yaptığımız için başlayan bir hikaye bu. Sonra bir arkadaşımızla ortak bir şekilde devam eden bir süreç başladı. Eğlenerek ve severek yaptığımız bir işti. Bunun üzerinden neden para kazanmıyoruz düşünmeye başladık. Sonra da ortaya bu fikir çıktı. Deneyerek, öğrenerek ya da farklı lezzetleri bir arada yiyerek yapmaya başladık. Hani ıspanaklı tosttan avokadolu tosta kadar bütün malzemeleri tekrar tekrar deneyerek yapmaya başladık. Sonrasında zaten malzemeler çoğaldıkça ürün de çoğaldı. 72 farklı ham maddeyle çalışıyoruz. 4 farklı ekmek grubumuz var. Her ekmek sağlıklı ekmek. Mısır ununa, tam tahıllı, ekşi mayalı ve glutensiz ekmek kullanıyoruz. Yani vegan tostuna çok şaşırıyorlar. İçinde peynir olmayan tost mu olur diyorlar. Aynı zamanda şeye çok şaşırıyorlar. Nutellalı muzlu tostumuz var, ona çok şaşırıyorlar. Avokadolu tosta çok şaşırıyorlar. Ortalama 12 malzemeli farklı bir tostumuz var. Bu bizim kendi müşterimizin kendine yarattığı bir tost. Birkaç kişi onu yediğinde şok olmuştu. 12 farklı malzemeyi aynı tostun içine nasıl sığdırdınız diye soruyorlar. Lezzet güzel olduğu sürece Adana insanı sizi tercih ediyor. Önemli olan onların damak tadına yakalamak. Ondan dolayı hani sucuğu biraz daha Adanalılaştırdık. Kavurmayı biraz daha Adanalılaştırdık. Şu an inanın öğle yemeği ve akşam yemeği olarak tost yemeye gelen insanlar var. Günde kaç tane tost satıyorsunuz? Yani gününe göre değişiyor. 80 ile 100 arası satıyoruz. Ama tabii ki bu belirli günlerde değişiyor. Adanalı canı dışarıda olmayı istediğinde, güneşli havayı gördüğü anda bu rakamlar çok daha oynayabiliyor. Ortalama tost fiyatınız nedir peki? Ortalama tost fiyatı aslında kişiye bağlı. 6 liradan başlıyor tostlarımız. 25-30 liraya kadar tost fiyatı var. İçine koymak istediğiniz malzeme ile bu entegre bir şey. Koyduğunuz her malzeme ekstra fiyat anlamına geliyor. Yani haftanın 4 günü yiyorum. Peki farklı tür tostları var. Denediniz mi hiç? Denedim. Özellikle avokadolusunu denedim. O çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ediyorum zaten. Çünkü çok farklı tostlar var. Mantarlı, avokadolu. Standart tostlar da var ama en güzel avokadoluydu. Ben onu çok beğenmiştim. Aslında ana amacımız bizim sağlıklı tostlar yapılabildiğini göstermek. Bizi insanlar hani üçüncü nesil tostçu olarak değerlendirebiliyorlar. Bunun sebebi de şu, biz sağlıklı ekmeklerde, sağlıklı malzemelerle düzgün ve zengin menülü tostlar yapmaya çalışıyoruz. Bu da aynı zamanda Adana gibi bir yerde hani kebaba karşı durmanın bir öngörüsü. Özellikle ıspanaklı tost Adana'da çok tercih etmeye başladılar. Bunu ilk yaptığımızda Adana'da tutmaz diye düşünüyorduk ama içine köz patlıcan, köz biber girince işin şekli değişti. Adana insanı kebaptan sonra deneyeceğini sanmadığı tatlar denemeye başladı. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey.
Ne sipariş ederdiniz? Ispanaklı kavurmalı tost. Tabii ki.